Ee, devam Şu edelim. Şu parkı. So, Anka parkı son Son bir konu var. Şimdi çok enteresan. Bak gene e, işin içerisinde sevgili Saygı var, Öztürk var. Allah Allah ya Saygı Tabii. Öztürk. Yazısı burada. Bak. Başlığı da ne? Başlığı da arkadaşlar göstersinler. Bakın ne diyor? S saygı s sıralamaya girdi abi. Ha? Sıra, senin sıralamana girdi. Tabi Tanış, tamam. Mansur Yavaş, Saygı Öztürk. Evet. Saygın diyor ki bu dosyaları kimler koruyor? Neymiş konu biliyor musun? Teferatına girmeyeyim. Ee, Anka Park'la ilgili Mansur Yavaş soruşturma yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan gelip dosyalar istemişler. El koymak istemişler. Mansur Yavaş da hemen erken davranıp dosyaları götürüp savcılığa vermiş. Bunu anlatıyor. Kim koruyor diyor Melik Gökçe'yi diyor. Ya bu kadar mı yalan olur? Ya işte bu e, şeyin e, tetikçiliği değildir de nedir yani? Peki böyle bir şey var mı? Anlatayım, işte onu anlatacağım. E, İçişleri Bakanlığı'nın dosyalar istediği doğru mu? Doğru. Sonradan ben de öğrendim bunu gördükten, duyduktan sonra. Mesele ne? E, şey mimarlar odası, Anka Park'la ilgili İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunca İçişleri Bakanlığı da şeye soruşturmaya gidiyor. E, belediyeye. E belediyede dosyalar almadan nasıl soruşturacak? Tamam Saygı Öztürk de aynısını anlatmış. Yok öyle değil. Öyle anlatmıyor. Diyor ki Mansur Yavaş diyor soruşturmayı yapmıştı. Bitmişti. He. Halbuki alakası yok. Aa, yok. Ala şöyle alakası var. Onu da anlatacağım. Şimdi şeyde bir soruşturma yapıldı mı? Ee, Anka Park'la ilgili. Mansur yaptırdı mı? Yaptırdı. Nasıl yaptırdı? Bak tarih vererek söylüyorum. İstiyorsanız sadece ayını bu, vereyim. Bu ne soruşturması oluyor? Bir dakika ben anlayarak gidelim. Tamam. Şunu mu soruşturuyor yani? Mansur Yavaş gelmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş. Ee, ya bu Anka Park kaça yapıl... Yolsuzluk var. Yolsuzluk var. Bunu mu? Ha, yolsuzluğu mu araştırıyor? Yolsuzluk var. Bu Anka Park işte kaça mal olmuş falan bu arada çıkacak da. Kim nereden ne götürmüş? Onu araştırmak. Araştıracak. Göre... Bunun için soruşturma açtırıyor. Hakkı var mı buna? Var tabii. Tamam. Süper. Tabii var. Bakın, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı'nın 12.09.2019, 9, Eylül ayı yani. Eylül 2019 tarih, 83 sayılı teftiş kurulu başkanlığının 12.09.2019, 3.999 sayılı onayıyla 7 tane müfettiş görevlendiriyor. Kim görevlendiriyor? Mahsur görevli. Hangi ayda görevlendiriyor? Bak, dikkat et Hakan'cığım. Eylül... 1900 pardon 2019 Eylül 2019'da görevlendiriyor. Gidin diyor bakın diyor. Tamam. Onlar da bilir kişiler tespit ediyorlar. Birlikte başlıyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Ta e, beşinci aya kadar raporlar yazılıyor. Bak aradan kaç ay geçiyor? Üç, sekiz ay geçiyor. Raporlar yazılıyor. Bizim aldığımız istihbarat içeriden şu ki bizim hakkımızda hiçbir şey bulamıyorlar. Bunu bulamayınca mansur şeyleri değiştiriyor. Teftiş müfettişleri müfettişleri değiştiriyor. Ee, ve e, NZ başlarını veriyorum ki cevap hakkı olmasın. NZ C'ye eee ve SA'yı müfettiş olarak buraya tayin ediyor. <laughs> bunlar bilir kişilerin bir kısmını değiştiriyor. <laughs> ve bunlar bunlar topluyorlar. Bunlar buluyorlar mı bir yolsuzluk? Tabii. Yani kendilerine göre buluyorlar. Yolsuzluk falan yok da buluyorlar. Topluyor şeyleri. Bu söylediğim kişiler bütün elemanları topluyor. O e, Anka Park'ın içerisinde bir yer vardır o salonda. Herkese diyor ki suç bulacaksınız. İnşallah Allah bu iktidar değişikliğini bunun gittiği zamanı gösterir. Orada o baskının altında kalan çocukların hepsi şahitlik eder o zaman. Şimdi korkudan edemezler. Hepsine baskı yapıyorlar. Şunu söyleyeceksiniz, bunu söyleyeceksiniz. Şimdi bak en önemli yere geliyorum. Ve şey e, Mansur Yavaş e, şeyde Aralık 2020'de bakın dikkat edin lütfen. Aralık 2020'de mecliste toplantıda aynen şöyle konuşuyor. Teftişin bittiği, raporun birkaç gün içerisinde verileceğini söylüyor. Bu şeyde mevcut. Yani girin e, Aralık 2020 konuşmalarına mansur. Ben hatırlıyorum o açıklamayı. Diyor ki, yani Anka Park'la ilgili soruşturmamız tamamlandı, bitti, bitti diyor. Bitti diyor. Bak, bitti diyor. Tamam. Hangi ayda diyor? ile bitti aynı şey. Ne zaman? zaman? Aralık 2020. Peki bu rapor ne zaman veriliyor? Bu rapor. Bu rapor, e, hani büyük şey şey geliyor ya e, ne ona ne? mülkiye müfettişleri öteki taraftan geliyor ya. Bu kalkıp da 200leri ortaya çıkacak diye alel acele raporu tutuyorlar. 7 4 2021'de yani şeyden e, tam 4 ay sonra. Bitti dediğinden tam 4 ay sonra bak bitti diyor adam. Orada var. Ağzından çıkan ifade var. Bitti diyor rapor. Bitti dediği rapor 4 ay sonra imzalanarak savcılığa gönderiliyor. Gönderilirken de ne yapıyor biliyor musun? Mansur Yavaş'a dışarıdan bir adam geliyor. Diyor ki ben diyor bunların diyor fiyatlarını kıyasladım. Başka fiyatlarda aldım. Bunu da diyor dosyanın içine tıkın. Özel kalemden özel yazı gidiyor. Onu da için içine tıkıyorlar. Yani öyle bir teftiş ki Allah'a emanet. Her şey var içinde. Hadi inkar etsinler bunları. Gel Mansur konuşalım. Çağırsana şu Mansur Allah aşkına bir daha. Niye ben çağırayım ya? Bana ne? Allah Allah. <laughs> ya çağır işte Siz bak. Çağırın. çağır. Yok, Girsin yok, şuraya evet, telefona on, ya. Bir senedir bu ısrar ediyor başkan. Hiçin telefona ya. Arkadaş, hayatı insanlara algı yönetmek. Hiç söyle bir şey söyleyeceğim. Evet, Siz hiç kişisel tarihinizde Mansur yavaşla karşı karşıya geldik değil. geldik geldik geldik. Hatta bizim partiye geçiyordu. Hayır hayır onu sormuyorum. Ya tartışma yaptınız mı? Hayır gelmedik yüz yüze. Öyle gelmedik. Keşke gerçek. Keşke gelsek de bir herkes e, boyunun ölçüsünü alsa, melek yok diye dalsa o da alsa. Sizin partiye ne zaman geçiyordu? <laughs> ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mansur ne yapacağı belli değil. Mansur eski ülkücü. Göya. ya şu anda e, Sayın Bahçeli'nin ülkücülükten reddettiği, dışarıya attığı son konuşmalarını duydunuz herhalde. Ondan sonra tamamen dışladığı birisi. Ya arkadaş adam. Kendisinin kaç tane şeyde girin, internette sözü var. Ben menfeleyim ben partimden vazgeçmem, ben ülkücüyüm diyen. Ondan sonra da hatta hatta size bir şey okuyacağım. Hayır, ben bak. şu konuyu, ya bu şimdi, konu bitti. Küçülünü, hayır şunu soruyorum. Ak Parti'ye geçecekti dediniz. Ben de nereden çıktı bu dedim. Ülkücülüğünden başladınız yani AK Oradan Parti başlayalım buraya gelelim. Hayır gelmeyelim ya. Gelelim ben... efendim. Şu şunu bir okuyayım ya. Allah aşkına bir müsaade et. Ne o anlamadım ki? Bu e, şeyin e, yavaşın ökücü olduğu tarihlerde aklınca Sayın Bahçeli'ye mektup yazıp ders vermeye çalıştığı e ben, Metin biliyoruz onu ya. Kamuoyu nereden biliyor Kamuoyu nereden biliyor? Ben biliyorum herkes Sen, sen biliyor. Yok herkes bilmez. Bir okuyalım ya. Ama Güzel. niye okuyacağız? Bahçeli'ye kafa tutuyor. Eyvallah tamam. Ne kafa tutmuyor. Söylediği bir laf var o kadar önemli ki. Diyor ki Sayın Bahçeli'ye Ülkücü harekete yabancı dar bir kadronun elinden çıkan politikalarla CHP'ye özdeş parti suçlamalarına çanak tutan bir anlayış sergilenmiştir. CHP'ye yaklaştırdınız ha, he. partiyi diyor. Tabii tamam. Tabii tabii tabii. tabii. Hatırladım evet. Hatırladım. Şimdi bak, de bak, sen bile zor hatırlıyorsun. Evet evet anladım anladım ne demek. Referandumdaki strateji hatası milliyetçiliğinin en yüksek oranda taban bulduğu ve çevreye serpildiği Orta Anadolu'dan başlamak üzere geleneksel oy bölgelerimizde çok ciddi zafiyete yol açmıştır. Tamamen dostane. Bak şimdi buraya çok iyi dikkat edin aziz milletim. Çok iyi dikkat edin. Tamamen dostane, iyi niyetle kalem alınan ve bu düşüncelerimi dikkate almanızı diliyorum. Her türlü <laughs> göle görevlendirmenin sadakat esasına göre değil liyakat esasına göre yapılmasını istişare ve karar organlarının gerçek amacına uygun kullanılmasını seçmende oluşan dikkat edin tabire CHP'lileşme algısını giderecek ülkücülüğe özgün siyaset anlayışına tekrar kavuşturulmasını ümit ya, ediyorum. kısaca şunu şöyle diyelim. Yani Mansur Yavaş doğru. Bir ara e, Devlet Bahçeliye MHP lideri Devlet Bahçeliye ya siz partiyi CHP'lileştirdiniz. Bırakın. CHP'leştiriyorsunuz diyor. CHP'leştiriyorsunuz, Bırakın bu işleri. CHP'lileştirmeyin diyor. Şimdi de CHP'den aday oluyor. Evet, orada bir tane Sadece CHP'li değil artık HDP'li. Ama bunu diyebilir ya. Yani kendi Nasıl görüşü öyle. Ya? Hayır, görüşü öyle. ya diyor. görüşü öyle de sevgili kardeşim. Adam partisinde milliyetçilikten bahsediyor. Sayın Bahçeli'yi itham ediyor. Sen partiyi CHP'leştiriyorsun diyor. Gidip CHP'nin kucağına, hatta HDP'nin kucağına oturuyor. Böyle siyaset mi olur ya? Ha onu demek istiyoruz. Bu kucak oturma falan onlar... Aman. Resmen kucağa otururlar. Hayır ya. öyle demeyelim ya. O tabirleri kullanmayalım. Biraz... Oğlum şu anda, şu anda, şu e, anda şey... E, Sayın Mansur Yavaş, HDP'li mi? Evet. CHP'li mi? Evet. Hayır yani. Nasıl hayır? <laughs> Sadece ya, bir şey, sıkıntı var. Bir şey soracağım. Mansur Yavaş Ankara'da şu anda... Ya anket yaptığınızda, araştırma yaptığınızda nasıl çıkıyor? Yüksek çıkıyor. Nasıl oluyor ya? Çok Olur abi. Ankara halkı HDP'ye şey söyleyeyim. mi? Bak bir ya? şey söyleyeyim. Şu programımız var ya. Şu programımız biraz daha uzasın. Şu dosyaları anlatabilecek fırsat bulayım. Bulamazsınız eğer, çünkü çok detaya giriyorsunuz. Eğer, haklısınız. Bitiriyorum o zaman. Bakın, e, inanın. Eğer e, anketini bir daha yapsın. En az bir programda 3 puan, 4 puan düşmezse ben siyasetten çekiliyorum. Ben Mansur Yavaş için yapmadım anketi. Ya ay yaptığın içindeki şu kadar çıktı. Ankara Diyelim oldu. ki atarak söylüyorum 45 çıktı. Elif Bey ya Heh. zaten siyasetten çekilmiş durumdasınız. Nasıl çekildiniz? Niye, ben Siyas... çekil ben siyasetten çekilmedim. Çekilmek dediğiniz nedir ya? Ne yapacaksınız şu anda? Mesela ne yapacaksınız Diyelim ki dediğin iddianızda ya. haksız çıktınız. Nasıl çıkacak? Bir dakika şimdi eğri oturalım doğru Kapanışalım. konuşalım. Kapanışalım. Bağımsız ki... aday olsa bile Ankara'da ciddi oyalar. O ayrı hakkım. bir şey. Ya, siyasetten. Hayır hayır ben durumu söylüyorum. Ya ilçe başkanı olursun. Ahmet bir 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 yerden istifa edeyim. Bir an soracağım. Türkiye'de genel başkanımı bırakıyorum. Onun haricinde bir iki tane de bakanım var. Onlara da isim vermeyeyim. Onları da bırakıyorum kenara. Çünkü onlar gerçekten e, bu işte son derece kuvvetliler. Bir Hepsi üzerine var. alır şimdi bütün bakanlar. bir ikisi diyorum yani bu işi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Melih Gökçek kadar Twitter'da etkin olan ve gündem meydana getiren ikinci kişiyi söyleyeyim bana. Abi bu ha oradan mı çekilirim? Bu gibi? bir siyaset değil mi? Tabii siyaset. Siyasetin <laughs> daniskası değil mi? Tamam konuşmam, kaç yazmam, gittim, çizmem diyor mi? o zaman Kaç milyon ya? yani... 4 milyon 200 bin. Ha 4 milyon 200 bin. Bütün yani bir şey, bir, şey yazdığım zaman eğer Türkiye kalkıp bunu gündemine alıyorsa ya son attığım iki tane açayım göstereyim istiyorsanız. Bak kaç kişi şey etmiş nedenlerine. ne derler ona. Ancak gösterirsem inanabilir yoksa inanamayabilir. Kaç kişi e, tıklamış kaç kişi girmiş. Bak iki tane tweet göstereceğim şimdi sana. Kaç kişi hakikaten? Dört buçuk milyon. Ah. Dört buçuk milyon. Neyle ilgiliydi? E, bir tanesi bir kızın konuşması ile ilgili bir tanesi de bir delikanlının konuşması ile ilgili aldım üzerine bir yorum koydum. Hı. Hmm. İkisi de 4,5 milyonu geçti. Belki 5 milyon olmuştur şimdi. Benle ilgili de bir alıntı yapmışsınız bir tarihte. Bir evet. ay önce falan. Evet. Yani şimdi neyse buradan ...iki saat bulmuyor ama göstereyim şeyden şeyden sonra. Konuyu böyle e, yaymayalım. Onun için siyaseti bırakmaktan e, kastettiğim budur. Şunu söylüyorum. Sayın Bahçeli'ye bunu yazan noktalıyorum. Sayın Bahçeli'ye bu mektubu yazan kişi bir noktada kendi kişiliğini inkar etmiştir. Ya bir insan kalkıp da hem Sayın Bahçeli'ye diyecek ki e, CHP'lileştiriyorsun partiyi hem de gidecek CHP ile birlikte iki defa seçime girecek. Ya bunu insan kendine nasıl yedirir ya? Yani kendisine ülkücü diyor. Sayın Bahçeli sen ülkücü değilsin diyor. Bence de ülkücü değil. HDP'li olabilir. CHP'li olabilir. Eyvallah. Ben sizi anlıyorum ama bir şeyi teslim etmek lazım. Şu anda Biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. Evet. Ee, ki buna hangi araştırma şirketi yaparsa yapsın, doğru dürüst yaparsa buna yakın sonuç bulur. Türkiye'de en güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir sorusuna, bakın Cumhurbaşkanı veya lider değil, en güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir sorusunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan evet birinci çıkıyor ama bu konuda ikinci sırada Mansur Yavaş ikinci çıkıyor. Bu imajı nasıl sağlıyor peki? Tamamen algı, tamamen ajans. Yüzde yüz, doksan değil. Tamamen Ben bir şey soracağım helal size. olsun ona. Bir şey, bir daha. Yani şunu da mu diyorsunuz? Var. Konuştukça kaybeder mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle de. Bir şey söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın Yaptığı üç tane icraatı sayar mısın Ahmet'ciğim? Ya ben nereden bileyim? Ankara'da yaşamıyorum, Bilme, bilmediğim bir şehir. Ya nereden sen bütün Türkiye'yi takip eden adamsın. Ay ya. Notunu veren adamsın. Bak, Allah şey, Allah. sen sayabilir misin abicim? Ya işte. nerede? Sayamaz. Yani Ankara, ya bu belediye Yok, sonuçta. Birkaçını biliyorum da, yani duyum olarak biliyorum. Ama şimdi say deseniz. Hatırma Ama gelmiyor. yani sadece ya herkesten var var. röportaj yapıyorlar, tutuyorlar. Mansur Yavaş'ın yaptığı şey say diyorlar. Sayan yok daha ya ajans. görmedim. Bir tane görmedim ya. Ajansla açıklanabilecek bir şey. Evet, değil. ajans. Bakın bütün O zaman helal olsun. Bak, Ajansı şey çalıştırıyor. Gayet güzel. Bir şey söyleyeyim. şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bütün dünya artık sosyal medyayla yürüyor. Ve bütün her tarafı algı yönetimi. Sizin yaptığınız konuşmayı bugün Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da e, TikTok'ta zirve yapmak istiyorsa sadece ve sadece parayla yapıyorlar. Bitti, geçmiş ola. E bak, her tarafa para, bakıyor. E, geçiyor evet. E ve bakıyorsun her tarafta. E, sosyal medyayı çeksek Ansur Yavaş küt diye düşer mi? Kesinlikle düşer. Allah Allah. Kesinlikle düşer. Bunu kesinlikle bile. Fazla değil. Bak ben şimdi çıkmaya başladım televizyona. Ben 10 televizyona çekeyim. Eğer 10 puan düşürmeyeyim siyaseti bırakırım. Aşık söylüyorum. Adamın yaptığı bir şey yok. Her türlü yolsuzluk Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde var. Her türlü bize karşı yapılan iftira var ve savcılara inanılmaz bir baskı var. Melih Gökçek hakkında niye soruşturma Pardon, üzücü? bu yolsuzluklardan bir tanesini burada söyleyebilir misiniz? Hayır, Neden? onu konuşacağız. Bir tane değil. Bu arada Levent On Gökten bak Levent Gökten mesaj ver diyor ki, Ahmet Bey iyi akşamlar. Siyasi yaşantım boyunca Melih Gökçek'le mücadele ettim. Ne ben, ne de Alper Taşdelen Melih Gökçe'nin söylediği türde bir değerlendirmede bulunmamıştır. Yalan ve dedikoduyla siyaset yapılmaz saygılar. Teşekkür ediyorum verdiği cevaba. Ben de şimdi size kime söylediğini bu programdan sonra söyleyeceğim. Yanınızda telefonla açacağız, anlatacak. Ben Levent Gökün kendinden dinlemedim. Hem vallahi hem billahi söylediği kişiden dinledim. Ben de yemin ediyorum. Peki. Bir Müslüman yalan yere yemin eder mi?